Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve cealnabne Meryem ve ummuhu ayeteyni. Biz Meryem oğlu İsa ve annesine iki nişan yaptık. İki mucize olarak yaptık onlara. Ve avaynahuma ila rabbatin zati kararin mutin. Biz çok yüksek bir yere, dağlı yüksek yere, çok sulu bir yere, ırmakları bol olan mekana yerleştirdik. Biz senma olarak onlara o yer verdik. Şimdi ava kelimesi Arapçada yani sığınmak. Hı hı. Bu kelime tabii bir verdik yani. Biz diyor. Bir musibet söz konusunda olursa o zaman bu kelime kullanılıyor, ava kelimesi. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatında çermahden daha büyük bir musibet yoktu, bela yoktu. Aynen. Allah Teala diyor ki ben onu kurtardım ve annesini de kurtardım ve böyle bir yerde onu orada biz bir yer verdik onlara. Şimdi Resulullah Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bu konuda onun bir hadisi vardır. Kanzul Umal hadis kitabı var, onun içinde yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Avhallahu ila İsa bin Meryem. Allah-u Teala Hazreti İsa bin Meryem'i vahiy ile konuştu kendisiyle. En ya İsa, ey İsa intakil min makanin ila makanin. Bir yerinden başka bir yere devamlı yerin değiştir. Le'allâ tu rafafatuza. Ki seni tanımasınlar bir daha ve bir daha yakalamasınlar, seni bir eziyet vermesinler diye. Biz biliyoruz yani Yahudiler demişler, iddia etmişler ki biz Hazreti İsa Aleyhisselam'ı öldürdük. Ama Allah Teala diyor ki hayır, öldürmediler. Ne çarmıhta öldürdüler ne de başka bir şekilde öldürdüler. Ama Allah Teala diyor ki Allah Teala onun makamını, onun derecesini yükseltti ve o, mutlaka Hazreti İsa Aleyhisselam'ı öldüremediler. Niye öldüremediler? Çünkü Yahudilerin iddia şuydu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın haşa onun ne diyorsunuz doğuşunu gayri meşru olarak öne sürüyorlardı Yahudiler. Yani bunlar büyük bir iftira atıyorlardı. Niye? Çünkü onların inancına göre eğer bir insanın doğuş bile meşru değilse o nasıl Allah-u Teala'nın peygamber olabilir? Yani bunu ispatlamak için neuzubillah haşa ki Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi değildir. Onu çarmıha germek istediler. Çünkü doğuş hakkında zaten onların bu kötü bir inanç vardı. Bir de onların kitabında bir Tevrat'ta öyle bir ayet var ki yalancı bir peygamber çarmıhta öldürülüyor. Lanetlenmiş oluyor. Şimdi onu da ispatlamak için bunu yapmaya kalktılar. Ama Allah Teala diyor ki hayır, biz onlara başarı vermedik. Allah Teala Hazreti İsa'yı kurtardı ve o bu çarmıh olayından sonra tabii ki. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden aşağı yukarı 600 sene önce bu olay oldu ve Allah Teala kendisini kurtardı. Hatta Bible'den de orada deliller vardır. Bible'de Hazreti İsa aleyhisselam sık sık diyor orada. Diyor ki ben Allah Teala beni İsrail oğullarının kaybolmuş koyunlara gönderdi beni. Ve Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Allah Teala diyor ki ve Resulun ila bani İsrail. Hazreti İsa aleyhisselam konuşuyor. Diyor ki Allah Teala beni bütün beni İsrail için peygamber olarak gönderdi. Şimdi beni İsrail oğulları biliyoruz. Hazreti Resulullah, Hazreti İsa aleyhisselam dünyaya gelmeden önce, doğmadan önce aşağı yukarı 350 sene önce bunlar 12 kabileydi. Kur'an-ı Kerim zaten anlatıyor bunu. Hı hı. Onlardan 12'den 10 tane Filistin'i oradan bırakmış, hicret yapmış, değişik ülkelere gitmişler. Ve çünkü bir Nebukadnezar diye bir padişah vardı, onlara zulmetti. Onlar da ki bugün de görüyoruz yani öyle bir eziyet varsa bir yerde, insanlar kendi evlerinden oluyorlar, başka memleketlere gidiyorlar mülteci olarak. Yahudiler de gitmişler. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor, Bibel'de sık sık söylüyor, İncil'de diyor ki, benim kaybolmuş başka koyunlarım da vardır. Onların peşine de gitmek lazımdır. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam 12 kabile için peygamber olarak geldi. Eğer sadece 2 kabileye tebliğ edip göğe gidiyorsa demek onun kendi Allah tarafından görevini yerine getirmedi. O görevini yerine getirmek bir peygamberin vazifesidir. Mutlaka vazifesidir, yapacak vazifesidir. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam onların peşine gitmiş. Ama devamlı yolculuk yapmış. Böyle mesela bir köye gidiyor. Orada bazı Yahudi kabileleri onlara tebliğ ediyor. Birkaç ay veya birkaç gün orada kalıyor. Onlar diyorlar ki efendim
başka bir köy var burada yakında. Orada da bazı Yahudi insanlar var, mülteci. Onların peşine gidiyor. Oradan haber alıyor, başka bir köy vardır. Böyle devamlı yerini değiştirmiş ve gittikçe ta Kaşmir'e kadar Hazreti İsa Aleyhisselam gitmiştir. Ve Doktor Bey'in anlattığı gibi İsa Mesih Hindistan'da kitap vardır. Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı, kendi yazdığı kitap. Türkçe'de mevcuttur. Ben rica edeceğim arkadaşa, soru soran arkadaşa, onu bu kitabı okusun. Yani. Evet, altın değerinde evet. Bir kitap. Yani bu 12 kabileden birkaç tanesi ta Hindistan'a kadar ulaşmış olmalı evet. Ki Hazreti İsa Aleyhisselam da bunların izini sürerekten oraya kadar gitti. O ilahi mesajı onlara da iletti, görevini tamamlamış oldu. Ve sizin de bahsetmiş olduğunuz evet. Gibi 120 yaşında orada vefat etti. Adamın yani Hristiyanların veya birçok Müslüman inandığı gibi gökyüzünde değil de sonuçta bir insandı. Şimdi adamın biri 4. Hulefi Hazretleri'ne bir soru sormuş. Mirza Tahir Emin Hazretleri'ne. Demiş ki siz ne hikaye anlatıyorsun? Nerede Filistin, nerede Keşmir? Çok uzak. Nasıl insan gidebilir o zaman? Mesih 4. Hulefi Hazretleri diyor ki acaba Gök mü daha uzak mı, Keşmir mi daha uzak?